Sevgili ailem, geçen haftaki videoya olan ilginiz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir haftada toplamda 500 abone ve o videomuzda 2300 beğeni geldi arkadaşlar. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoda da aynı şekilde desteğinizi bekliyorum ve iyi seyirler. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoda sonunda benden istemiş olduğunuz kariyer modu ve Pro Club modları hakkındaki bilgileri sizlerle birlikte paylaşacağım arkadaşlar. Sizlere güzel haberlerim var ama bu videonun çoğu arkadaşlar haberlerden çok e-sports'un davranışlarından çıkarmış olduğumuz bizim kendi fikirlerimiz olacak. Şimdi direkt videomuza başlayalım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar e-sports bu sene çok kötü yorumlar aldı ve Twitter'dan olsun, Facebook'tan olsun veya oyun satan sitelerde olsun olumsuz yorumları zaten görebiliyorsunuz. Bunlarla sene sonuna doğru community manager'ları yani topluluğu yöneten kişiler İnsanlara sorular sormaya başladı. Şu modda neyi istersiniz, bu modda neyi istersiniz şeklinde. Ve oradan almış oldukları dataları birleştirerek bunları FIFA 20'ye ekleyeceklerini söylediler. Çünkü bunu yapmak zorundalar arkadaşlar. Müşteri memnuniyetini arttırmak için bunu yapmaları şart. Twitter üzerinden Corey Andreas yani EA'in topluluk yöneticisi arkadaşlar bir açıklama yaptı. Ve kariyer modunda da güzel ve büyük yeniliklerin olacağını belirtti. Şimdi burada EA Sports her yeniliği büyük diyor arkadaşlar. Şöyle bir sorunumuz var. Geçmiş olduğumuz senede şunu demişlerdi. Kariyer moduna çok büyük yenilikler gelecek demişlerdi. Ve sadece Şampiyonlar Ligi gelmişti. Şampiyonlar Ligi'ni büyük bir olay olarak saymışlardı. Acaba o büyük olaydan kasıtları ne olacak? Şimdi benim çıkarmış olduğum bilgiler ve internetten edinmiş olduğum bilgileri bugün sizlerle birlikte paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle Pro Club moduyla başlamak istiyorum. Sevgili dostlar, Pro Club modu biliyorsunuz ki dünyada bu sene daha fazla ün kazandı. Özellikle beIN Sports'ta yapılan yayınlarda ve Fransa'da bunun turnuvası yapıldığı için EA Sports bunu arkadaşlar deniyor şu anda. Denemekten kasıt nedir? İnsanların ilgisini ölçmeye çalışıyor. Bu modun büyük bir dezavantajı var arkadaşlar. Bu dezavantaj da şudur. 11-11 oynadığınız zaman EA Sports'un oyuna eklemiş olduğu momentum faktörü olmadığı için arkadaşlar bu oyunun yapısına aykırı bir şey oluyor. Çünkü Pro Club oynayan bir insan yani 11 kişi Pro Club oynayan bir insan şunu anlıyor ki arkadaş Ultimate Team modunda gerçekten de momentum var ve bilgisayar kendi kendine bilerek gol yedirtiyor. Bunu anlayabiliyor. Yani Pro Clubs modu aslında arkadaşlar FIFA'nın kendi ayağına sıktığı bir mod. Çünkü orada insanların kendi yetenekleriyle oynadığı için arkadaşlar oyuna fazla etki etme şansları olmuyor. Ve bu şekilde arkadaşlar oyunun bütün açıkları gün yüzüne çıkmış oluyor. İkinci bir sorun da arkadaşlar bu oyun moduna Ultimate Team'deki gibi paralı bir içerik ekledikleri zaman insanların bunu almasını cazip hale getirmek daha zor. Yani Ultimate Team'de bu paketi aç, Tots Ronaldo çıkacak demenizle Pro Club'da işte bunu alırsan şu kıyafet gelir, bunu alırsan şu stadyum gelir demek arasında büyük bir fark var. Bu oyunlar arkadaşlar EA Sports para üzerine kurduğu için ki bunu da zaten geçen hafta konuşmuştuk. Bundan dolayı Pro Club modunun böyle bir dezavantajı var. Ve eğer ki insanlar Pro Club'daki cevheri fark ederse Ultimate Team'i bırakacakları için de EA Sports'un para kaybedeceği anlamına geliyor. Ve EA Sports o yüzden arkadaşlar bu mod için gerçekten de kullanıcılarını arttırdığını, bu kullanıcını buraya göndermeyip Ultimate Team'de tutmaya çalışıyor. Bu modda kendi çapında emekçiler sayesinde ilerleyen bir mod ve gerçekten de potansiyeli çok fazla olan bir mod. Şimdi zaten bunu aylar önce söylemiştim ki arkadaşlar FIFA bu sene server bakımları yapmıştı ve farklı ülkelerde test serverları açmıştı. Ve Pro Club'ın da arkadaşlar en büyük problemlerinden bir tanesi server problemi. Maça girerken başka takımlara dostluk maçı yapacakken veya normal drop-in maç girerken bile işte atmalar, takımınızın 2 kişinin girememesi, işte 3 kişinin oyundan atılması, aniden kasmalar vesaire gerçekten de özellikle 11-11 oynayan maçlarda büyük sıkıntıya yol açıyordu arkadaşlar. Ve zaten Ultimate Team modunda da dediğim gibi farklı serverlar açacakları için bu serverların Pro Clubs modunda da açılacağını ben düşünüyorum. Bunu düşünmemdeki iki sebep var. İlki beIN Sports'ta yayınlanan, dünyada yayınlanan daha doğrusu bütün dünyadaki beIN Sports'larda yayınlanan FIFA'nın arkadaşlar Pro Club turnuvası. İkincisi bunun Fransa'da resmi bir ligi olması. Bu iki neden zaten benim için yeterli. Çünkü e-sports dediğimiz kısımda arkadaşlar kullanıcı kalitesini daha doğrusu kompetitif yerlerde kullanıcı kalitesi ve kullanıcının oyunu oynarken elde etmiş olduğu zevki arttırmak zorundalar. Çünkü bu bir e-spor oyunuysa arkadaşlar bu iki şey olmazsa olmaz. Hiçbir e-spor oyunda server tarzı problemleri yaşanmaması gerekir. Ve bu yüzden arkadaş EA Sports'un önümüzdeki sene Pro Club modundaki serverları net olarak değiştireceğini ben sizlere söyleyebilirim. Bunun dışında Pro Club modunda şöyle sıkıntılarımız var arkadaşlar. Bu gerçekten de FIFA'nın aslında genel bir sıkıntısı. Bilmiş olduğunuz gibi pozisyonları ayarlarken oyuncularınızı çoğu zaman istediğiniz gibi yapamıyorsunuz. Yani
Örnek verecek olursa CDM oluyor, cam oluyor, CM yapamıyorsunuz. Evet, CDM'de box to box seçiyorsunuz ama yine de orada bir pozisyon açığı var sevgili dostlar. Yani orada onun çok net bir şekilde CM diye pozisyon olması lazım. Çünkü günümüz futbolunda forvet arkası var, defansif orta saha var, bir de iki yönlü oynayan futbolcu var. Şimdi biz CDM'de box to box yaptığımız zaman genellikle atak yönü zayıf oluyor arkadaşlar. Normal CM'nin olması lazım. Bu tarz oyuna gerçekten büyük sıkıntılar var arkadaşlar. Aynı şekilde bir diğer sıkıntı da şu, oyun belirli bir süre sonra, özellikle Pro Club modu belirli bir süre sonra oynasan da oynamasan da hiçbir fark olmayan mod haline dönüşüyor. Çünkü Division 1'e çıkıyorsunuz, eğer ki iyi oynuyorsanız zaten sürekli Division 1'de kalıyorsunuz. Yani kendinizi geliştirmek için veya daha üst seviyeye çıkmak için oyunda yapacak fazla bir şey yok arkadaşlar. Bundan dolayı Pro Club moduna da tıpkı Division Rivals gibi mod getirip insanları bu rekabete sürüklemeleri gerekiyor. Hiçbir zaman Foot Champions gibi mod gelmez arkadaşlar. Sebebi de şu, biliyorsunuz ki bazen takımlar 11 kişi olabiliyor, bazen 6 kişi olabiliyor, bazen 5 kişi olabiliyor ve dünyada modu oynayan çok az kişi olduğu için 11'e 11 maç arattığınız zaman bulamayabilirsiniz Foot Champions'ta. Veyahut da Foot Champions'ta şöyle bölmesi lazım, işte 6 kişiye kadar olan maçlar, 6 kişiden fazla olan maçlar gibi. Bu gerçekten çok detaylı bir şey. Bence EA Sports arkadaşlar bu taklaya girmeyecektir kendini rezil etmemek için. Çünkü gerçekten de oyunu o kadar dandik ki arkadaşlar, ben bunu bu kadar kısa bir zamanda oyuna ekleyebileceklerini düşünmüyorum. Ama ve lakin daha cazip hale getirmek için oyunu şu tarz şeyler ekleyeceklerini düşünüyorum. Mesela bazı stadyumlar olabilir veya stada eklemeler yapabileceğiniz kısımlar olabilir. Bu mesela bir kulüpte 100 maçta üzeri bir galibiyet varsa o kulüpte şunu kazanır. 200 galibiyet üstü bir şey varsa bunu kazanır gibi insanları galibiyete teşvik edici şeylerin geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Pro Club modu ile ilgili bilgiler de dediğim gibi çok az kaldı. Ben Temmuz'un ortası gibi kariyer moduyla birlikte birazcık bir şeyler salacaklarını düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden bu bilgileri aktardıktan sonra tabii kesin bilgiler de gelince Temmuz'un sonuna doğru da bir video yaparız. Ama dediğim gibi Pro Club için bence en temel nokta, en azından siz ligde oynayan kardeşlerimiz için serverların kendine gelmesi olacaktır. Siz zaten emekçilersiniz, liglerinizi kurmuşsunuz, oynuyorsunuz. EA Sports'a server düzeltirse en azından kendi eğlenceniz bozulmamış olur arkadaşlar. Geliyoruz şimdi kariyer moduna. Kariyer modu arkadaşlar FIFA'nın tamamen diğer modlardan ayrı bir modu. Çünkü burada bir e-spor dediğimiz bir olay yok veya insanları para yatırmaya yetecek bir şey yok. Bu tamamen aslında bir simülasyon, gerçek hayat simülasyonu olmaya çalışan bir oyun modu. Fakat oyunda gerçekten de gerçek dışı veya gerçeğe yakın olmayan bir sürü şey var. Ve bu şeylerde özellikle FM oynayan, futbol manager oyunu oynadıktan sonra insanlar FIFA oynayınca şunu söylüyor. Ya ben ne oynuyorum? Ya ben FM oynarım daha iyi diyor. E-sporlu arkadaşlar bu algıyı kırmaya çalışacak. Zaten dediğim gibi Kore Andreas bunun hakkında açıklama yaptı. Çok büyük değişiklikler geliyor dedi. Şimdi benim kulağıma gelen birkaç tane değişikliği sizlere anlatmak istiyorum sevgili dostlar. Hem antrenör kariyeri hem oyuncu kariyeri hakkında konuşacağım. Biraz karışık olacak ama zaten anlayacaksınız mutlaka. Şimdi şöyle, biliyorsunuz ki Alex Hunter bu sene oyundan kalktı arkadaşlar. Alex Hunter'ın bu sene son senesiydi FIFA 19'da ve FIFA 19 bittikten sonra artık Alex Hunter diye bir mod olmayacak. Şimdi Alex Hunter'la kariyerin ne alakası var? Şöyle bir alakası var. Alex Hunter modunun içindeki bazı kısımlar aslında şu andaki kariyer modunun eksiklerini dolduracak nitelikte. Bunlar ne olabilir? Press konferans dediğimiz, yani takım konferanslarında, maçlardan sonraki konferanslarda veya arkadaşlarınızla konuştuğunuz zaman sizlere bir cevap seçeneği sunuyor arkadaşlar. Ve bu cevap seçeneğini vermiş olduğunuz cevaba göre bir yön çizebiliyorsunuz. Takım kimyanız artıyor, işte fanınız artıyor vesaire. Özellikle NBA 2K oyunlarında çok büyük bir etkiye sahip. Bu şekilde ne oluyor? Her konferanstan sonra bir kendinize yol çiziyorsunuz. Mesela siz bir teknik direktör olduğunuzu farz edin. Diyorsunuz ki size bir soru geliyor. Bilgisayar size soruyor ki bu maçta ilk oyuncu nasıl oynadı? Siz ona memnun değiliz, konuşacağız dediğiniz zaman mesela bu oyuncunun motivasyonu etki etmesi gerekiyor arkadaşlar. İşte Alex Hunter modundaki bu modun kariyer moduna implement edileceği söyleniyor arkadaşlar. Bu gerçekten de muazzam olur. Zaten hazır bir sistemleri var ellerinde Alex Hunter'dan kalan. Bunu kariyer moduna ekleyeceklerini söylüyorlar arkadaşlar. Yani kritik maçlardan sonra her maç olmasa da bir takım konferansı tarzı bir şey yapıp sizin kendi takımınıza yol vereceğiniz söyleniyor. Yön vereceğiniz söyleniyor arkadaşlar. Bu birinci. İkinci kısım şu arkadaşlar. Oyundaki kontratların saçmalığı. Yani biliyorsunuz ki günümüzde bir sonraki satıştan pay, hani satın alma opsiyonu, kiralama tarzı böyle ya da daha yeni çıkan enteresan yeni kontratlar var. Ama oyunda sadece ya kiralama, ya kiralıktan geri çağırma, ya satın alma. Yani böyle çok basic şeyler var. Bu gerçekten de bir futbol kariyer modu zaten arkadaşlar. Çoğu insan transferleri yapıp
gerisini simüle ediyor. Yani ben çoğu kişinin single oynadığını düşünmüyorum. Siz de simüle edip oynadığınız için arkadaşlar aslında en önemli şey sizin için transfer yaparken elde etmiş olduğunuz haz. Yani bu kariyer modunu canlandıran en büyük nokta transfer noktası arkadaşlar. Ve FIFA 20'de arkadaşlar bu kontrat imzalamada yeni şartların geleceği %100. Haberiniz olsun, Reddit'ten de bunu okudum. Reddit'te bayağıdır yazan bir kullanıcıymış arkadaşa, bayağı rate yüksekti. O yüzden onun dediklerine güvenerek size söylüyorum ki FIFA 20'de bu kontrat meselesinde arkadaşlar bir çözüm geliyor ve artık kontratlar eskisi gibi basic olmayacak. Ve hazır kontrat demişken arkadaşlar şu da çok konuşuluyor. Oyundaki realistik olmayan paralar. Yani bir oyuncu normalde 150 milyon alamıyorken FIFA'da 70 milyon alabiliyorsunuz. Bunu da giderileceği söylüyor ama bunun ben giderileceğini pek düşünmüyorum. Neden düşünmediğimi de size söyleyeyim. Çünkü futbol piyasası her sene değişen bir şey. Şimdi Neymar 222'ye transfer oldu. Belki FIFA 20 çıktıktan sonra ara transferde birisi 350 milyon euroyu koyup birisini alacak. Bu 350 milyon euroyu vermesi diğer transferlerin de bütçesini arttıracak ve bu sürekli böyle gidecek. Yani dolayısıyla fiyat entegrasyonu yapmak birazcık zor ama FIFA'nın en azından hani buna birazcık daha yakın bir simülasyon yapmasını ben umuyorum. Üçüncü ve en büyük sıkıntı bence FIFA 20'de siz sözleşme imzalarken biliyorsunuz ki hep aynı yer. Hep aynı oda, aynı konuşmalar, aynı şey. Hani hep aynı bir animasyon vardı transfer konuşmasına gittiğiniz zaman. Bu FIFA 20'de farklı varyasyonları dönüşecek arkadaşlar. Farklı sorular, farklı oda, farklı isimler, farklı ses tonları. Yani tamamen farklı bir alan olacak. Yani dediğim gibi FIFA aslında önce deniyor arkadaşlar. Eğer tutarsa hemen yenisini yapıştırıyor. Dolayısıyla FIFA 20'de yeni kontratlar, daha realistik bir bonservis bedeli alma, press conference dediğimiz takımın takımınıza yol verebileceğiniz, yön verebileceğiniz bir sistem. Bunun dışında en büyük bomba da arkadaşlar şu. Dediklerine göre FIFA 11'de falan olan bir içerik varmış ve bu içerikte şu. Sizin takımınız iyi gidiyorsa arkadaşlar takımınıza sponsor alabiliyorsunuz. Yani bu Toyota olabilir, işte bir kumar sesi olabilir vesaire. FIFA 11'de arkadaşlar böyle bir şey varmış ve takımınıza sponsor alabiliyorsunuz ve sponsor aldığınız zaman da sizlere ekstra bir transfer bütçesi açılıyor. Dediğim gibi yani bunların hepsi bir fikir ama önceki FIFA'da olması, bu FIFA'da da olmasını güçlendiriyor diyebilirim. Çünkü gerçekten EA Sports bu sene tosladığı için arkadaşlar bunları yapmak zorunda. Yani kullanıcılarını mutlu etmek zorunda. Benim için en büyük yenilik kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar transfer olaylarında kontratların doğru bir şekilde ayarlanması. Bu kesinlikle olacak. Ben bunu size sözünü verebilirim. Reddit'ten de zaten okuyabilirsiniz. O yüzden bu konuda içimiz rahat. Oyuncu kariyerine gelecek olursak arkadaşlar, oyuncu kariyerinde şöyle saçmalıklar var. Mesela sağ iç oyuncusu, sol iç oyuncusu açabiliyorken karakterinizi sağ kanat veya sol kanat açamıyorsunuz. Bu saçma sapan bir şey. Aynı şekilde forvet arkası veya defans ortası açabiliyorken CM oyuncusu, yani box to box dediğimiz iki yönlü tam orta saha oyuncusunu açamıyorsunuz. Kariyer modlarında maalesef böyle bir saçmalık var EA'in. Bunu neden yapıyorlar hiçbir fikrim yok çünkü çok unrealistik bir olay. Günümüz futbolunda sağ iç oyuncu ve sağ kanat oyuncusu arasında büyük bir fark vardır arkadaşlar. Bunu zaten sizler de biliyorsunuz. Sağ iç oyuncusu birazcık daha defansa dönük, defansa da dönme özelliği olan, oraya git gel yapabilecek bir oyuncu. Demek ki yani sağ kanat oyuncusu genelde forvetle bekleyen ve atak yönleri daha kuvvetli olan futbolcu anlamına geliyor. Ve maalesef ki oyuncu kariyerinde bu tarz bir şey yok. Oyuncu kariyerine arkadaşlar eklenebilecek her şey, ben fazla lafı uzatmak istemiyorum, şu. Sizin Alex Hunter oynuyorken bütün o şeyleri düşünün. Nedir mesela? Maçın ortasında oyuna girmek. Yani kariyerde ya maçın başına başlaman gerekiyor ya da o maçta oynamıyorsun. Çok saçma mesela. Maçın ortasında oyuna girebilmen lazım. Maçın ortasında oyuna girebildikten sonra tıpkı Alexander'daki gibi yok gol at, takımını kurtar tarzı görevlerin gelmesi lazım. Yani FIFA oyuncu kariyer hakkında dediğim gibi çok fazla bir içerik yok ama benim kendi düşüncem, hazır Alexander diye bir şey rafa kaldırılmışken bunu oyuncu kariyerine dönüştürüp oyuncu kariyerine Alexander'daki her şeyin aynısının eklenmesi. Oyuncu kariyerine ben hani böyle bir değişiklik olacağını düşünüyorum. Çok fazla bir değişiklik yapacaklarını düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü antrenör kariyerine nazaran oyuncu kariyeri çok daha az oynanan bir mod olduğu için bu konuda size böyle bilgiler verebilirim. Dediğim gibi onda da tabii kontrat sorunları falan var ama normal kariyer modundaki kontrat zaten değiştiği zaman otomatik olarak oyuncu kariyerindeki kontratlar da değişmiş olacak. Elde etmiş olduğum bilgiler bu şekilde arkadaşlar. Yani dediğim gibi FIFA 20 gerçekten FIFA 20'nin, yani FIFA'nın gelişimi için son şanslarından bir tanesi oldu. FIFA 20'de şunu unutmayın ki oynanış hiçbir şekilde değişmeyecek arkadaşlar.
FIFA'lardaki oynanışın değişmesi için PlayStation 5'in çıkması gerekiyor. PlayStation 5 çıkmadan hiçbir oyunda böyle çok büyük bir motor, oyun motoru farkı veya büyük bir farklılık beklemeyin. Herkes PlayStation 5'e odaklanmış durumda. Biliyorsunuz ki zaten ona çıkma tarihi de açıklandı. Bundan dolayı arkadaşlar maalesef bu sene de o kötü oynanışa maruz kalacağız. Ama dediğim gibi bu videoda söylemiş olduğumuz şeyleri EA Sports eğer oyuna eklerse zaten bizim oynanışa falan çok takacağımızı ben düşünmüyorum. Önemli olan şey mutlu olmak. Oyunu birazcık daha realistik hale getirsinler. Transferlerimiz doğru olsun, kontratlarımız doğru olsun, serverlar güzel olsun Pro Club için. Oyuna yön verebilirim. Hani bunları yaparlarsa zaten insanlar mutlu olacaktır arkadaşlar. Mutlu oldukları için de çok fazla konuşmayacaklardır diye düşünüyorum. Ben hani kendim de zaten böyle kendime söz verdim. Evet oyunun kötü olacağını biliyorum ama en azından bizi mutlu edebilecek bir şeyler yaparlarsa bizim için daha iyi olacak. FIFA 19 çıkmadan size demiştim ki bu oyun çok kötü olacak. Hani bir oyunun reklam yüzü sadece oyuna koymuş oldukları Şampiyonlar Ligi lisansı ve oyuna koymuş oldukları işte kuralsız maç vesaire ise eğer bir oyunun reklam yüzü bu oyun kötü demektir arkadaşlar. Şu anda da bu oyunun tek reklam yüzü o da FIFA Street. Bu da gerçekten de oyunun bence çok iyi olmayacağını gösteriyor. Çünkü bize şunu göstermeleri lazım. Trailer'larda işte yok yeni çalımlar, yok yeni defans sistemi diyorlar ya. Bize bunları göstermeleri lazım. Oyuna neler eklediklerini göstermeleri lazım. Bir oyun arkadaşlar ancak böyle başarılı olabilir. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben şimdi tabii konuştum. Benim videolarım biliyorsun sohbet havasına geçiyor. Ben hangi modda ne kesin elde ettiysem bilgi olarak ben bunu aşağıya yorum kısmına yazacağım arkadaşlar. Hani kafanız karıştıysa oradan da okuyabilirsiniz. Videonun aşağısındaki dediğim gibi kısmı mutlaka okumayı unutmayın. Aynı şekilde geçen haftaki gibi de sağlam bir beğeni gelirse beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.